Herkese merhaba. Bu içerikte TT Teknik marka wattmetre de denilen elektrik ölçer aleti nedir, ne işe yarar onu göreceğiz. Priz tipi wattmetre üzerine bağlanan herhangi bir cihazın güç tüketimini ve enerji sarfiyat maliyetini test etmek ve hesaplamak için kullanılır. Teknik özelliklerine bakacak olursak anlık olarak 3680 watt'a kadar ölçebilme özelliğine sahip, en fazla 16 amper akım gösterimi, aşırı yüklenmede uyarı, voltaj aralığı 100-260 volt arasında değişkenlik gösteriyor. Kullanıcı tanımlı elektrik maliyeti hesaplaması, çocuk için emniyet korumalı priz olarak kısaca özetleyebiliriz. İçinde bulunan şarjlı pil sayesinde prizden çıkarsanız dahi içindeki değerleri saklamaya ve göstermeye devam edecektir. Şimdi cihazı incelemeye geçelim. Reset tuşu ile cihazımı sıfırlıyorum. Ardından elektriğin maliyetini hesaplayabilmek için 1 kilowatt elektriğin fiyatını giriyorum. Ben nereden bileceğim 1 kilo elektriğin fiyatını kardeşim? Sen de haklısın. Şöyle yapalım öyleyse. Elimize son gelen elektrik faturamızı alalım. Burada yazan ödenecek tutar değerini enerji tüketim bedeline böldüğümüzde çıkan sonuç bize 1 kilowatt elektriğin kaç TL olduğunu gösterecektir. Bu şekilde 1 kilowatt elektriğin fiyatını vergiler dahil 80 kuruş olarak hesapladım. Şimdi bu bulduğumuz değeri cihazımıza girelim. Cost düğmesine basık tutuyoruz. Sağ alt köşede cost kilowatt saat yanıp sönmeye başladıktan sonra fonksiyon düğmesine basarak rakamlar arasında geçiş yapabiliriz. Up ile yukarı, down ile aşağı doğru rakamları ayarlayabiliyoruz. Ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra cost düğmesine tekrar basıp işlemi onaylıyoruz. En üst satır bize cihazın çalışmaya başladıktan sonraki geçen süresini gösteriyor. Orta satırda watt cinsinden anlık olarak tüketilen gücü, alt satırda ise cihaz sıfırlandıktan sonra kullanılan elektriğin fiyatını görebiliriz. Fonksiyon düğmesine bir kere bastığımızda orta satırda yine cihaz sıfırlandıktan sonra kaç kilowatt saat elektrik kullandığımız, alt satırda ise cihaz sıfırlandıktan sonra geçen gün sayısını görebiliriz. Hatırlarsanız biz 1 kilowatt saat elektriğin fiyatını 80 kuruş olarak hesaplamıştık. Tekrar fonksiyon düğmesine bastığımızda orta satırda şebeke geriliminin 220 volt civarında olduğunu, alt satırda ise elektriğin frekans değerinin 50 Hz olduğunu görebiliriz. Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde şebeke elektriği 220-240 volt arasındadır ve frekans değeri 50 Hz'dir. Bu hez ne ki? Teknik bir konu. O yüzden elektriğin kabaca 1 saniyedeki titreşimi diyelim. Fonksiyon düğmesine tekrar bastığımızda ise orta satırda şebekeden o anki çekilen amper değerini, alt satırda ise güç faktörü değerini görebiliriz. Buradaki güç faktörü değeri de çok karşımıza çıkan bir terim olmadığı için kısa bir açıklama yapalım. Güç faktörü gerçek gücün görünen güce oranıdır. 0 ile 1 arasındadır ve 1'e ne kadar yakın ise kullanılan enerji o kadar verimli kullanılıyor demektir. Fonksiyon tuşuna tekrar basıyoruz. Alt satırda İngilizce'de low anlamına gelen Türkçesi düşük olan low ibaresini görüyoruz ki cihaz takıldıktan sonra harcanan en düşük gücün watt cinsinden değeridir. Tekrar fonksiyon tuşuna basıldığında ise İngilizce'de high anlamına gelen Türkçesi yüksek olan he ibaresini görüyoruz. Bu da harcanan en yüksek gücü gösterir. Son olarak fonksiyon tuşuna tekrar bastığımızda başlangıçta ayarlamış olduğumuz 1 kilowatt elektriğin ne kadar fiyatı olduğu bilgisi gelir alt satıra. Ancak cihazda beğenmediğim özellikler de var. Ekran parlaklığı çok az ve prizden çıkardığınız anda gönül gözüyle görebileceğiniz bir ekran ile karşılaşıyorsunuz. Acaba pilim mi bitik? Sanırım pilin ömrü bitmiş. Ben demiştim. Değerleri saklıyor ancak prizden çıkardığımız anda ekranı görmemiz aşırı zorlaşıyor. Eğer cihazı yeni aldıysanız ve ürününüz de bu şekilde ise bilin ki cihazınızın pili bitiktir. İade edin ve sağlam olanını talep edin. Bir türlü sevemediğim başka bir özelliği daha var ki bir şey ölçmek istediğinizde cihazın saatini ve bütün verilerini sıfırlamanız gerekiyor. Bunu da ancak reset tuşu ile yapabiliyorsunuz. Bu tuşta bütün cihazı sıfırladığı için her sıfırlamadan sonra fiyat bilgisine tekrar cihaza girmek gerekiyor. Eğer fiyat bilgisi girmezseniz fiyat bilgisi kısmında her zaman sıfırı göreceksiniz. Bu içeriğin size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olabilir ya da beğen tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Yakalayalım. hoşça kalın.